Kanal UFO hafta sunan haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gününe çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Kuzey Amerika Pakistan kökenli doktorlar derneğinin 46. konferansının gala yemeğine bir video gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı kınadı. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Amerika Pakistan kökenli doktorlar derneğinin 46. yıllık konferansı gala yemeğine bir video mesaj gönderdi. Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadelede ortak hareket etmemiz gerektiğinin altını çizen Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Türkiye olarak çok güçlü tepki verdiğimiz bu tür eylemlerin tekerrür etmemesi için hepimize, tüm Müslümanlara büyük sorumluluklar düşüyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman kimse bizim bileğimizi bükemez. Hiç kimsenin aramıza girmesine etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden bizi bölmesine müsaade edemeyiz. Hep birlikte bunu başardığımızda Rabbimizin nusretinin bizimle olacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken çalışmalarınızda başarılar diliyor. Konferansınızın hayırlara vesile olmasını tekrar temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Şanlıurfa'da çiftçiler elektrik kesintileri yaşandığını iddia ederek protesto amacıyla Viranşehir-Mardin karayolunu trafiğe kapattı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde son günlerde artan elektrik kesintilerine tepki gösteren çiftçiler Şanlıurfa-Mardin yolu Siverek yol ayrımında toplandı. Elektrik kesintilerine tepki gösteren çiftçiler lastik yakarak yolu araç trafiğine kapattı. Kesintileri protesto eden çiftçiler sorunlarının bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Ürünlerinin tarlada kuruduğuna dikkati çeken çiftçiler, sıkıntıların devam etmesiyle kendilerinin de eylemlerine devam edeceklerini ifade ettiler. Eylem nedeniyle kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Buna göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre birinci dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, yarı yıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem başlangıcı ise 5 Şubat 2024 olarak takvimde yer aldı. İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 32 suç kaydı bulunan ve silahla tehdit suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şanlıurfa'da adeta suç makinesi olan şahıs bekçilerden kaçamadı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerini arayarak kimlik taramasından geçirdi. Yapılan taramada şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve resmi belgede sahtecilik gibi 32 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe'de buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı buğday şenliği düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı ikinci buğday şenliğinde Başkan Beyaz Gül, "Buğdayın atası Şanlıurfa'dır," dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 bin yıllık Göbekli Tepe'de bu yıl ikincisi düzenlenen Buğday Şenliği etkinliğinde buğdayla yapılan yöresel lezzetlerin sunumu ve ikramı yapıldı. Buğdaydan yapılan 100 çeşit yemek alanda kurulan standlarda vatandaşlara ikram edildi. Çiğ köfte ve yöresel lezzetlerin tanıtıldığı Buğday Şenliği'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, dibek taşında buğday döverek dövme haline getirdi. Buğdayın ilk işlenişi böyle başlamış. Okunan dualarla başlayan etkinlikte Başkan Beyazgül, vatandaşlara çiğ köfte ve hedik ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte pop sanatçısı Yusuf Güney, Kazancı Bedih lakaplı Bedih Yoluk'un "Dillerden Düşmeyen Nemrud'un Kızı" türküsünü seslendirdi. Kahrarsın bahtım, yıkılsın tahtım, yalvardım yakardım, yol bulamadım. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe ile birlikte buğdayın atasının Şanlıurfa'da olduğuna dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Müzik, lezzet, tarih, kültür, gastronomi, bütün bunları bir arada yaşamak istiyorsanız, tarihi bir mekan içerisinde güzel bir müzikle bir lezzeti tatmak istiyorsanız, bu yerin adı Şanlıurfa'dır. Karadeniz bölgesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi sayın seyirciler. Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Zonguldak'ta sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Sele kapılan 25 yaşındaki bir kadınsa hayatını kaybetti. Meteoroloji başta Karadeniz bölgesinde yer alan bazı iller olmak üzere 15 kent için sarı ve 15 kent için de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Uyarıların ardından beklenen sağanak yağış Karadeniz bölgesinde etkisini gösterdi. Dün başlayan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Zonguldak, Ordu, Samsun, Giresun ve Tokat'ta ev ve iş yerlerine su bastı, yollar trafiğe kapandı. Samsun'da sel nedeniyle taşan dereye kapılan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz hayatını kaybetti. Kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul Karayolu, Zonguldak-Bülent Ecevit Hastanesi mevkiinde toprak kayması yaşandı. Güvenlik güçleri büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor. Başladı. Acil bir şekilde buraya bir yardım gerekiyor. Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor. Sel nedeniyle Karadeniz sahil yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı. Taşbaşı mahallesinde dere taştı,
iki noktada heyelan meydana geldi. Muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi toprak altında kaldı. Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ahmet Yessevi Millet Evi'nde kadınların kurslarda aldıkları eğitimlerle emek sanata dönüşüyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yessevi Millet Evi'nde çeşitli alanlarda kadınlara yönelik hizmete sunulan kurslar devam ediyor. Kursiyer kadınlar alanında uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle hem meslek öğreniyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor. Dikiş nakış, el sanatları gibi kurslarda eğitimler gören kadınların emekleri de sanata dönüşüyor. Eğitim aldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifikaya da sahip oluyorlar. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan lavanta tarlalarında hasat başladı. Lavantaların çiçeklerinden elde edilen yağ, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Suruç ilçesinde lavanta hasadı başladı. Bölgede birçok çiftçi tarafından alternatif ürün olarak ekilen lavanta yüzleri güldürüyor. Lavantanın çiçeklerinden elde edilen yağ, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Kilosu 150 euroya kadar alıcı bulan lavanta yağı, tıbbi aromatik bitkiler arasında dünyanın en önemli uçucu yağ bitkisi olarak biliniyor. Hasadı başlayan lavanta genellikle kıraç, verimsiz topraklara ekilirken, tarım arazilerinin boş kalmaması da sağlanıyor. Hasadı yapılan 50 kilo lavantadan ortalama 1 kilo yağ aldıklarını belirten ziraat mühendisi İbrahim Halil Caymaz şöyle konuştu. Şu an sınırın sıfır noktasında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan lavanta bahçesinin içerisindeyiz. Şu an lavanta çiçeklerimizin %80'i açmış durumda. Burada çiçeklerin %80'i açmasıyla beraber hasat başladı. Hasat öncesinde tabii ki vatandaşlarımız hala fotoğraf çekme fırsatları bulabiliyorlar. Burada lavanta yaklaşık Suruç ilçemizde Suruç Belediyesi ve Suruç Kaymakamlığı'na ait bölgede belirlenen, kendisine ait olan arazilerde yaklaşık 100 dönüme kadar bir lavanta ekimi mevcuttur. Bu lavantaların dekara 2,5-3,5 litre bir verimi mevcuttur. Litresi piyasada 5000 lira olarak biliniyor. Lavanta yağının peki insanlar üzerindeki etkisi nedir, yararları nedir? Lavanta yağı genelde deri hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte, saç hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte. Bununla beraber tıbbi ve aromatik bir bitki olan lavanta şu an ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmakta ve uçucu bir yağ bitkisi olarak bilinmektedir. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un Peygamberler şehrine yakışır bir temizlik hedefiyle talimatlandırdığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yıkama çalışmalarını rutin hale getirdi. Başta Şanlıurfa'ya gelen herkesin ziyaret ettiği Balıklı Göl, tarihi çarşılar, Eyüp Peygamber makamı gibi bölgelerde rutin hale getirilen yıkayarak temizleme işlemi, ilçe geneline yayılarak rutin hale getirildi. Sanayi bölgelerinden en ücra mahallelerin daracık sokaklarına kadar girerek süpürme, çöp toplama ve yıkama çalışması yapan temizlik işleri personeline büyük muhabbet duyan ilçe sakinleri, yıkanarak tertemiz hale gelen sokaklar nedeniyle halkta da bir temizlik bilinci oluşmaya başladığını söylediler. İki bölge ve onlarca farklı grupla çöp toplama, süpürme ve yıkama faaliyetlerini uygulamaya koyan, performans ve ödül sistemiyle benimseyen temizlik işleri personeli çalışmada adeta birbirleriyle yarışırken, ekibe yeni iş makineleri de eklenmeye devam ediyor. Bugüne kadar sokaklarının süpürülüp temizlendiğini ve çöplerinin toplandığını belirten mahalle sakinleri,
Yıkama faaliyeti başlayınca büyük memnuniyet duyarken, şimdiye kadar sokakları yıkanmayan mahalle sakinleri de Eyyubiye Belediyesi'ni arayarak sokaklarının yıkanmasını istemeye başladı. Sayın seyirciler, İstanbul Pendik'te iki aile bireyleri arasında miras nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle bir kişi tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. İstanbul Pendik'te aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyüp Peygamber Caddesi'nde sundurma çalışması tamamlanan esnafları ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğü KUDEM tarafından kentin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılan sundurma çalışmaları tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sundurma çalışmaları tamamlanan Eyüp Peygamber Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Eyüp Peygamber makamının yer aldığı caddede, sundurmaların tamamlanmasıyla cadde farklı bir görünüme kavuştu. Yaklaşık 3500 metrekarelik sağlıklaştırma işlemleri kapsamında yürütülen üst örtü yapım çalışmasında 480 iş yerinin sundurma ve gölgelik çalışması tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaflarımızın taleplerini yerine getiriyoruz diye konuştu. Eyüp Peygamber yolundayız. Sundurmaları bir yerinde gördük. Sonra Burak Caddesi'nin tamamını bu sundurmalardan yaptık. Geçerken bir uğrayalım, görelim istedik. Buraya en güzel nasıl öyle olsun istedik. Gerçekten biz de bakıyoruz şu anda. Çok güzel bir şey. Esnaflarsa çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. Kayseri-Malatya yolunda 21 kişinin yaralandığı işçi servisiyle kamyonetin karıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayseri-Malatya yolunda işçi servisi ve kamyonetin karıştığı kazada 21 kişi yaralandı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kayseri-Malatya yolu Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde MA idaresindeki 38EG394 plakalı kamyonetle KD yönetimindeki 38P7676 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken, kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalanlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz havuzlarına akın etti. Havuzları dolduran çocuk ve gençler serinlemenin keyfini yaşadı. Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalanlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz havuzlarına akın etti. Havuzları dolduran çocuk ve gençler serinlemenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da termometreler zaman zaman 48 dereceleri gösteriyor. Vatandaşlar da serinlemenin yolunu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla sayıları artırılan ve ücretsiz hizmet veren açık havuzlarda arıyor. Şanlıurfa'da kanala değil havuza sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde hizmete sunulan havuzlarda hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara tamamen hijyenik ve güvenli bir ortamda serinleme imkanı sunuyor. Özellikle öğlen saatlerinde artan hava sıcaklıklarında havuzların yolunu tutan vatandaşlar, kimlik göstererek günün belirli saatlerindeki seanslardan faydalanabiliyor. Havuzlarda can kurtaranlar olası boğulma tehlikelerine karşı hazırda bekliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarında yüzme bilmeyen kalmasın diye ücretsiz yüzme kursları ve eğitimler de veriliyor. Sayın seyirciler, Sudan'da ordunun paramiliter güç hızlı destek kuvvetlerine karşı düzenlediği hava saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti. Sudan'da orduyla paramiliter güç hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sudan'ın Hartum eyaletinde yer alan Omdurman kentinde Sudan ordusunun RSF birliklerine karşı düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken birçok ev büyük hasara uğradı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sudan'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalarda en az 1133 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar nedeniyle ülkede 2.9 milyon kişi yerlerinden edilirken yaklaşık 700 bin kişi de komşu ülkelere göç etti. Uluslararası yardım kuruluşlarına göre ise ülkede kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet vakaları endişe verici şekilde artıyor. Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da orduyla paramiliter güç hızlı destek kuvvetleri arasında yaşanan gerginlik 15 Nisan'da çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişinin elektrik, su ve sağlık hizmetlerine erişimi kesilmişti. Ülkede daha önce imzalanan kısa süreli ateşkes anlaşmalarının ordu ve RSF birlikleri tarafından birçok kez ihlal edilmesi nedeniyle çatışmalar devam ediyor. Haberleri izlediniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.